Zermen Bar firmasındayım şimdi. 4 tane modelle çıkmışlar fuara. Gördüğüm kadarıyla monoblok gibi gözüküyor ama şimdi beraber inceleyeceğiz modelleri. Bakalım neler yapmışlar. Girer girmez solda mutfak dikkatimi çekiyor. Oturma grubu ve yatak değişik bir dizayn. Alışılmış çekme karavan içi gibi değil. Lavabo dışarıda. Yerden kazanmak için genelde bunu yapmaya başladılar ve gerçekten önemli bir ayrıntı. Duş, kasetli tuvalet, havalandırması da gayet büyük. Saklama alanları dikkatimi çekti. Yatak da geniş. Şu yatağın yanında geniş, neredeyse birebir ölçüyle denize sıfır uyanabilme ihtimali veriyor size. Geniş bir oturma alanı var. Bu tahmin ediyorum yatak oluyor ve oluyor. Evet, bakalım. Evet, oluyor. Burada Ted Ford'un ocağı tercih edilmiş. Gerçekten saklama alanları gayet fazla kullanılmış. Bir burada hekimiz var. Bir de havalandırmalı heki var. Buzdolabını enteresan bir yere koymuşlar. Hemen girişte mutfağın karşısında fırın var ve buzdolabı var. Berhimi buzdolabı tercih edilmiş. Burası da ayakkabılık. Bence çok ince detaylar var. Sineklik. Keyifli. Evet İbrahim Bey. Siz de hoş geldiniz sektöre diyeyim. Geçen fuarda da vardınız. Evet. Sizi böyle alayım. Dışarı fuar uğultusu maalesef biraz engel oluyor. Çok değişik. Aa, onu görmedim. Onu bana gösterebilir misiniz? Evet, bu burayı ayırmak için kullandığımız remisim. Şöyle getiriyorsunuz, takıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Aa, özel alan oldu burada. Burayı tamamen şey yapıyoruz. Şimdi İbrahim Bey, öncelikle çok beğendim karavanı. Ayrıntılı incelemem için, özellikle bu model için beni yönlendirdiler. Oraya gitmedin hala ya, falan diye. Bekliyorduk. 10 gün kendi standında var, onun için şimdiden özür dilerim. Fırsat buldukça çekim yaptım. Şimdi değişik bir dizayn. Çekme karavanlarda genelde hep aynı standart layout dediğimiz işte iç dizaynlar oluyor. Girer girmez mutfağa solda karşısında buzdolabı görmek de enteresan oldu. Çok hoş bir oturma grubu ve 4 kişinin herhalde rahat rahat yaşayacağı, 2 çocuk 2 kişi yetişkin gibi keyifli dışarıda lavabosuyla renklerle çok hoş bir karavan gözüküyor. Sermen Bar'ı siz birazcık anlatabilir misiniz? Biz tabii ki 2,5 yılımız oldu bu sektörde. Ben yanlış mı söylüyorum orada? Sermen Bar, doğru aslında. Tamam peki. Sermen Bar diyen de var. Tamam. Esen bir diyen de var. Aa, tamam süper o zaman. Biz amacımız Avrupa standartlarına karavan üretebilmek Türkiye'de. İstanbul'dayız biz de. Arnavutköy'deyiz ama şimdi T34 Beylikdüzü tarafına geliyoruz. Yeni fabrikamız. Kullandığımız materyaller altyapıdan, şasiden tutun. Karavan pencereleri, kapıları, materyalleri tamamen karavana özel üretilen endüstrideki materyaller. Karavan donanımları, birebir karavan için üretilmiş donanımları tercih etmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Yanıtımsal olarak da yine Avrupa karavanların, Avrupa firmalarının yaptığı gibi yalıtım sistemi yapıyoruz. Mobilyalarımızda tamamen kontrplak, marin ve kavak kullanıyoruz. Kaplamalarımızda laminat kullanıyoruz, membran kullanmıyoruz mesela. Mesela karavan menteşelerimizin tamamı karavana özeldir. Ofeli'nin karavan menteşelerini kullanıyoruz. Mesela şurada Baldacci'nin kolları, bahçekleri var mesela. Bu da biliyorsunuz bayağı dayanıklı bir kullanım.
marka. Evet. Tamamen soft close'dur tamamen. Ürünlerimizi dediğim gibi uluslararası standart, uluslararası güvenlik testlerinden geçmiş ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle Truma markasını karavanımızın her yerinde görebilirsiniz. Gaz olduğu için biliyorsunuz. Evet. Baya baya siz de Avrupa karavanı kullandığınız için. Hiç aslında... ben bilmiyormuşum gibi anlatın. Videoyu izleyen evet, biri düşünün. Gaz sistemimizde tamamen çelik ve bakır boru kullanırız. Özellikle altyapısal işlere çok dikkat ediyoruz. Elektrik sistemimizde tamamen marin kablolar. Yani ekstra kalayla güçlendirilmiş kablolar. Ben mimarım, bir de Ar-Ge ekibimiz de bayağı mühendis, mimar olduğu için biz teknik detaylara çok dikkat ettik. Mobilya geçişlerine, ergonomiye, antropolojiye, insan ölçülerine çok dikkat etmeye çalıştık. Fark ettim zaten yani yükseklik, yatakların genişliği, lavabodaki genişlik, lavabo dediğim tuvaletin genişliği, tuvalet ve banyonun lavabo dışarıda olması, bir ferah alan yaratmışsınız. Bir kadın için de cezbedici hale gelmişsin açıkçası. Evet. Peki normalde ağırlığını da öğrenmek isterim ben karavanların. Bu modelimizin donanım dahil 930 kilogram ağırlığı var. Donanım dahil derken standart donanımda. İşte ekstra pencere olan şey var. Fırın. İşte bunda tetron fırını da var. Gördüm, onu da gördüm. Boiler burada mesela. Truma'nın boiler, kombi 4'ü var mesela burada. Şunun altında mesela. Truma evet. Kombi 4 var. Hı hı. 6 noktadan menfezi var, ısıtır her yeri. Kontrol paneli de hemen orada zaten. 6 ben, nokta da böyle bir karavan için gerçekten yani... Banyoda da var mesela. Maşallah. Böyle. Oradan da üflüyor. Hı hı. Sıcak suyu da yapıyor zaten. Truma'dan 14. Hakikaten bu işin rahatlık noktasında en üst derecinden birisi. Bu standart donanımlar. Devam ediyoruz. Başka neler var standart donanım? 105 amper bir AGM akü kullanıyoruz. Yaşam aküsü. Kasetli WC var. Freocamp'ın. Berhimi'nin pencere ve kapıları var. MPK'nın hepsi var. Bunların da tamamında güneşlik ve sineklik dahil veriyoruz şeylere, kullanıcılarımıza. Ne eksik? Yani şöyle, tente mesela, güneş paneli, bunlar zaten opsiyonel bunlar. Evet. İsteyenlere tabii ki marka ve donanıma göre farklı modellerimiz oluyor. Splitterlerden alıyoruz. Hı hı. Mesela mover var bunda ama işte ekstra bir şey. Opsiyon. Ekstra değil mi? Rahatlık isteyene mover da verebiliyoruz. Ya da otomatik alfanın ayak... Upforları var, evet. Peki, İbrahim Bey, benim takipçilerim hep merak eder. Yorumları, eksikleri, merak ettiklerini yazın derim ama fiyat konusunu sorarım. Ocak 2022 diye tarih veririm. Tabii ki her şey euro bazlı, döviz bazlı olduğu için üreticiyi asla zor duruma da düşürmezler. Gayet de bunu takip eden kişiler. Ama Sermen Bar, karavan hayalini kurmak isteyen bir kişi böyle bir karavanı almak istediğinde ne kadar bütçe ayırması gerekiyor Ocak 2022 şartlarıyla? Şimdi şöyle anlatayım hızlıca orayı da. Normalde bizim fiyat politikamız aslında şöyle. Maliyetlere çok yakın tutuyoruz. Çok böyle yeni bir marka olduğumuz için. Yani 2,5 yılımız daha var. Hayır, hayırlı olsun. Aha, daha da uzun yıllar olur inşallah. Bunun için hani sektöre gerçek karavan malzemeleri, gerçek materyallerin kullandığı karavanlar vermek istiyoruz ve yerli üretmek istiyoruz. Bundan dolayı birim maliyetlerimiz çok düşük. Şöyle anlatayım. Bu 450 Comfort modeli. Soul 450 Comfort modeli. Şey, Luxury modeli. Özür dilerim. Bunun liste fiyatı 261 bin şu an. %5 karavaniste özel indirimimiz var. O da 247.900'e düşüyor. İçindeki donanımlar da aynı. Ama İçindeki... bu şu an tahminen fuardan sonra olacak. Bugün son günü. Fuardan sonra izleyecekler. Bir hafta izleyecekler. Devam ettirme. Sizin takipçiliğiniz yok yine benim. Yetişmez ben çünkü montaja gireceğiz. Normal yani bilsinler bunu Mart ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında izlediklerinde rakam 261.000 gibi bir 260.000 gibi diyelim. Evet. Anladım. Yani Truma Kombi 4'ün zaten Splitter'dan gidip bir inceleseler. Hani devam, tabii devamlı fiyatlar artıyor. Peki soracağım soru bir tane de şey. Böyle bir karavanı siparişi verdi. Evet. Ne kadar sürede sahip olabiliyor, teslim alabiliyor? Şu anki en yakın terminimiz maalesef 4 ay. 4 ay. 120 gün. Hı hı. Bu ileride artacaktır. Zaten yeni fabrikamız daha büyük bir yere geçme arifesindeyiz. Oraya geçtikten sonra tabii termin sürelerimiz kısalacaktır. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Ben diğer modelleri de gezmek tabii istiyorum. Çok şık, çok beğendim gerçekten.
bir ithal karavanın içinde geziyor gibi hissettim kendimi. Umarım önümüzdeki sene TÜYAP Uluslararası Fuar olduğunda da yurt dışında da bol bol sizin karavanlarınızı da görürüm. Bir de dış kabuğu merak ettim. Monoblok gibi gözüküyor ama... Monoblok değil. Hı. Avrupa karavanlar gibi. Sizin monoblok. Evet benim. gözüküyor ama içlere doğru böyle bir değişik... Çatı şey tek parça. Yanlar duvarlar ayrı. Anladım. Birleştirme noktaları Avrupa karavanlar gibi tamamen. Arada 30 milimetre yani 3 santimetrelik yalıtımımız var. Altta da tabanda da yalıtımımız var. Çatıda da yani tüm yeri yalıtımlı. Çok güzel. Onun için biz... Öyle üretime devam ediyoruz. Ellerinize sağlık. İnşallah yollarda bol bol karşılaşırız Sermen var. Teşekkür ediyorum. Diğerlerini geziyorum. Çok sağ olun. Gayet başarılı bir ranza sistemi. Daha sade sevenler için üretilmiş bir çekme karavan gibi gözüküyor. Ama yine ayrıntılar, kullanım amaçları yine aynı gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla yine saklama alanları bol miktarda kullanılmış. Buzdolabı daha küçük. Hemen bakalım. Bu benim gibi az yiyenler için yeterli bir buzdolabı. Katlanan musluk kullanılmış. Katlanan muslukla birlikte... Ken marka ocak kullanılmış ve evet bu da keyifli. Evet İbrahim Bey. Banyoyu çekmedim pardon çok özür dilerim. Şöyle yapalım. Banyoda gayet geniş, bayağı geniş. Burada porta potti kullanılmış. Tahminen isteğe bağlı kasetli tuvalette. Diğerinde mesela kasetimiz var. Bunu isterlerse kaset tuvalet kullanabiliyorlar. Bu daha basit bir model gibi. Basit ya, demek doğru bir şey değil. Daha sade anladığım kadarıyla. Şöyle, diğer modelimizde konforu çok önemli. Bir dakika şöyle yapacağım. Yok arkadaki battaniye gözüküyor demesin. Evet dinliyorum. Bunda konfor, diğer modelimizde soğuk modelimizde konforu ön plana tuttuk. Bunda da kompaktlık çok önemli bizim için. Şurada 4 kişilik bir masamız var. Evet. Ve 135'e 203 santim yatak oluyor. 135'e 203 santim. Çok süper. Şurada da yine bir masamız var. O da 90'a 203. Şu ayak kısmı biraz daralıyor tabii ama kafa kısmı olduğu için. Burada da bir tane çocuk rantamız var. Buna bariyer ve merdiven de veriyoruz tabii ki. Bunun amacımız şuydu. Ebeveynler, çocuklar ailelerde çalışma şartlarına kavuşsun. Ya da şöyle tek çocuklu aileler mesela. Yatağı bozmak, tekrar yapmak bazen meşakkatli olabiliyor şurası. Burada kahvaltı yemek, işte oturma vesaire işlemlerini yapıp orada yatağı bozmayı. Bunu ben hep söylüyorum. Normalde bizim karavanda yatak iki yatak da açık olduğunda ben hepsinden önce kalkıyorum ve o kahvemi içmek istiyorum işin açıkçası. Soğuk havalarda. Böyle bir şeye özeniyorum bizim karavanda işin açıkçası. Çünkü yağmurlu hava, soğuk havada da yine içiyorsun da yağmurlu hava gerçekten hoş olmuyor. Ama bu sistem gerçekten güzel bir sistem. Kesinlikle olması gerektiğini. Ve pencerenin için de genişliği yani orada basmıyor da böyle hani yok. 120 pencere derdim orada yine. Bununla yine yaşam akümüz 105 amper AGM akıyor. Bununla Truma S2200 gazlı ortam ısıtıcı var. Truma'nın yine klasiklerinden. Truma terme sıcak su ısıtıcısı var. 220 voltla çalışan evet, su ısıtıcısı. İstersen yani yazın sobayı yakmazsanız veya ısıtıcıyı açmazsanız yazın da sıcak suya ihtiyacınız olduğunda kullandığınız bir sistem. Evet. Artı işte yine MPK'nın 40K42'lerini kullandık burada. Evet. 2 adet burada. Ken marka 2 gözlü kombinasyonlu ocağımız var. Evet. Bu da çok güzel. Bir de burada çok dikkatimi çeken şey tezgah alanını da gayet keyifli bırakmışsınız. Orada bir çalışma alanı oluşturduk. Evet. Biz kadınlar için çok önemli oluyor. Ben beğendim. Bunu da beğendim. Tüm mobilya ve şey aksesuarlarımızın tamamı karavana özel ve soft close'dur yani. Dikkat ediyoruz. Yani soft close dediğimiz olay şu. Ay şöyle. Tabii böyle değil. Şimdi böyle üstten bıraktığımızda. Evet. Ama bu benim başıma hep geliyor. Peki bunun da kilosunu ve Ocak 2022 rakamlarını öğrenmem mümkün mü? 30 kilogram bu donanımlarla beraber.
fiyatı şöyle, 230 liste fiyatı var ama %5 yine indirimimiz var karavaniste özel. Hiç karıştırma karavaniste valla bak şimdi. Tamam, 230 liste fiyatı var. Peki. İçindeki donanımlar da. Bu görselleri sadece Arnavutköy'de ve dediğiniz gibi tam 34 mi dediniz? Evet. Orada mı görecekler? Türkiye'de başka bayiniz var mı görebilecekleri? İstanbul bayi, sadece biz yani ama... İlerleyen günlerde tabii ki Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde görecekler. Umarım kamp alanlarında da kullanan kişileri görüp birbirlerini gezdirip şey yaparlar. Bir sürü sermen var olsun. Kesinlikle. Çok beğendim çünkü. Peki, öbürüne gideceğim. Mümkünse gidelim. Bu modelde ilk gezdiğimiz konfor modeliydi galiba. Ben şimdi modelleri tamamen karıştırdım. İlk bu dolu dolu olan karavanın biraz daha donanım eksiltilmiş hali. CV paneli galiba bu. Truman'ın kontrol paneli. Bunda fırın yok. Yine bir buzdolabı var. Isıtıcı şekli biraz daha alt model oluyor ki daha bütçeye uygun olsun diye üretilmiş bir ürün. Burada Remis'in güneşliği var. Yine yatak odasını özel hale getirmişler. Gayet de keyifli gözüküyor. Yine saklama alanlarında bol miktarda kullanmışlar. Şurada bir eğim var. Orada da şöyle bir eğim var aslında. Burada size onu nasıl göstersem acaba? Şöyle göstereyim. Orada da kullanma alanlarını daha ferah hale getirmişler. Çok da güzel bir mühendislik olmuş. Bir de bir model daha kaldı. Onu da gezeyim ama o kadar yoğunlar ve o kadar talep var ki biraz beklemem gerekiyor. Bu da o daha sade olarak yapılan, üretilen gezdiğimiz karavanın bir tık daha aksesuarı fazla galiba. Öyle hatırlıyorum. Ken marka yine. Kasetli tuvalet kullanılmış. Güzel.
bence fuarda Türk üreticileri gerçekten şov yaptılar. İthal karavan ayarında diyeceğim, ithal karavanlarla hemen hemen aynı olan ürünler getirmişler. Ben beğendim. Hatta beğendim. Daha da iyi oldum. Daha da iyi oldum.